yaşamadılar, yaşamak da istemiyorlar ama bir tek düşünceleri biz atamızın koltuğunda oturalım, günümüzü gün edelim ama Türkiye nereye giderse gitsin bu anlayışı şiddetle reddediyoruz. Bu anlayışı şiddetle kınıyoruz ve 16 Mayıs 1919'da Atatürk ve arkadaşlarının yaşadığı Kuvayi Milli heyecanını bugün aynı şekilde yaşıyoruz ve diyoruz ki atam sen rahat uyu, bıraktığın ilkeler, bıraktığın prensipler, bıraktığın cumhuriyet, bıraktığın demokrasi ömür boyu yaşayacaktır. Biz Atatürk'ün koltuğunda oturup yan gelip yatanlardan değiliz. Atatürk'ün ilkelerini, prensiplerini ileri demokratik ve çağdaş ülkeler seviyesine çıkartanlardan olacağız. Bunlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Atamızı bütün dünya seviyor. Atamızı bütün uluslar seviyor. Atatürk'ümüz 100 yılın yetiştirmiş olduğu en büyük liderlerin en büyük liderdir. Ve Atatürk'ün bıraktığı ilkeleri, prensipleri biz Şişli bölgesinde bütün yurttaşlarımızla birlikte hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden koruyoruz. Çünkü Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın mücadelesini Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes vermiştir. Atatürk'ü A Partisi, B Partisi, C Partisi'ye ayırt etme hakkına hiç kimse sahip değildir ve asla ve asla sahip olmamalıdır. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde yaşayan herkesin Atatürk'üdür ve Atatürk bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi isteyen bütün dünyadaki halkların Atatürk'üdür. Atatürk, yurtta sulh, cihanda sulh kelimesini o günlerde söyleyerek dünya barışına da çok önemli katkıda bulunan liderdir. Mustafa Sarıgül ve arkadaşları Atatürk'ü istismar etmez, Atatürk'ün prensiplerini çok çalışarak ileriye doğru götürür. En büyük Atatürkçü ülkesi için çok çalışandır. Ulusal birliğinden, toprağından ve bayrağından da asla taviz vermeyen bir ayrılmayandır. Efendim arkadaşımıza bir şey söyleyeyim. Evet, ben arkadaşımızı, atamıza saygılarımı sunuyorum. Atamızın bütün ulus olarak atamızın emrindeyiz ve atamıza söz veriyorum. 16 Mayıs 1919'da Atatürk ve arkadaşlarının bu mütevazi evde başlattıkları Ulusal Kurtuluş Savaşı mücadelesi, Kuvayi Milli Hareketi aynı şekilde atam devam edecektir. Atam bıraktığınız ilkeleri, bıraktığınız prensipleri biz sonuna kadar yaşatacağız. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Demokraside yaşayacaktır. Layık Türkiye'de yaşayacaktır. Ulusal birlikte yaşayacaktır. Ve atam toprağımızın o bölünmez bütünlüğünü Türkiye'de din farkı, dil farkı, ırk farkı, mezhep farkı gözetmeden atan yaşatmaya söz veriyor.
çocuklarını uğurluyoruz. Ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı söylemeye... Sönmez bu şafak.